Merhabalar, hoş geldiniz yeni videomuza. Bildiğiniz üzere bahçedeki işlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Otlarımızı biçmiştik en son. Aynı zamanda otlarımızı toplamıştık, almak istediğimiz koyunlar için, atımız, eşeğimiz için. Şimdi şöyle gidelim. Bugün bahçemize traktör geldi, bahçemizi sürdü. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi bahçeyi sürdük. Bu narenciyeler için, narenciyelerin daha verimli olması açısından bahçemiz sürüldü. Evet, biraz yeşilliğimiz kayboldu ama hani bu ağaçlar için çok daha faydalı olacak. Artık bu ot toplama işimiz bitti. Ot toplama işi de bitti. Şimdi artık biraz dolunayla ilgilenmek istedik. Bugün dolunayın eğerini temizleyeceğiz. Bebe yağıyla deriyi yağlayacağız, temizleyeceğiz. Onu göstereceğim size. Aynı zamanda dolunayı tımar edeceğiz. Dolunayın biraz tüyleri, tabii yaz döneminde tüy dökümü olduğu için çok fazla tüy dökümü var. Biz de o tüylerin dökülmesine yardımcı olacağız. Onun haricinde de dolunayla bir küçük gezinti yapmak istiyoruz. Dolunay da müsaade ederse. Şimdi eğerimizin temizliğine başlayalım o zaman. Evet, eğerimizi alalım şimdi. Eğerimize de ne zamandır bir temizlik bakım yapamadık. Belki aralarına örümcek falan da girmiş olabilir. Şöyle. Burada keçemiz. Evet, şimdi bunları temizlemeye gidelim. Evet, eğerimizi getirdik. Şimdi bunu bebe yağıyla bu deriyi temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi deride çatlaklar var. Bunlar için iyi de gelecek. Kurumuş bile. Bu eğer süvari eğeri. Bizim biraz acemiliğimize geldi açıkçası. Çok kullanışlı bir eğer değil. İnsan buna bindiği zaman üstünde biraz eğreti hissediyor kendini. Yüksekte hissediyor. Aslında daha farklı normal eğerlerden almak lazım. Ona daha fırsat bulamadık. İnşallah en uygun zamanda daha güzel bir eğer de alacağız. Ama şimdi elimizdeki bu, elimizdekiyle idare etmek için hem de bakımlı kalması için temizliğini yapacağız. Önce bir pamukla deneyeceğim. Pamuk bakalım, pamukla silebilirsem sileceğim, yoksa peçetenin üstüne yağ damlatacağım. Şimdi pamuk biraz şey bıraktı. Peçeteyle ya da aslında süngerle falan yapmak lazım. Bu işlem derinin beslenmesine, bu çatlakların kapanmasına sebep oluyormuş. Bunu da bu deri işiyle uğraşan bir abiden öğrenmiştim. Thank you.
Rengi bile güzelleşmeye başladı. Genelde etinden, sütünden faydalanılmayan hayvanlara bir ön yargılar var. Ama bizim için öyle değil. Tabii ki etinden, sütünden hani bir size gelir yaratacak bir hayvanla uğraşmak güzel bir şey. Ama ben çok da öyle düşünmemek lazım. Sonuçta insanoğlu bir varlık yani. Hani ruhsal ihtiyaçları da tamamlanması gerekiyor. O anlamda at sizi kendinizi iyi hissettirecek bir varlık. Çok büyük bir masrafı, çok büyük bir bakım, emek şeyi yok. Ya tabii ki ne kadar iyi bakarsanız o kadar iyi olur. Ama böyle aşırı sizi yoracak bir durumu yok atın. O anlamda hani atı böyle zengin işi falan gibi görüyor olabilirsiniz. Öyle görenler var, öyle yorumlar alıyoruz. Ama aslında öyle değil. Açıkçası biz Dolunay'ı 2-3 bin lira gibi bir paraya aldık. Bir inek parası bile değil. Eski videolarda da onlara harcadığım yem masrafları ile ilgili bir video yapmıştım. Oradan hani ne kadar bir masrafları oluyor onları da görebilirsiniz. Yani Dolunay'ın aylık bir 100 lira gibi bir masrafı var. Tabii bir sağlık problemi ortaya çıkarsa o zaman bu masraf artabilir. Ama bu tamamen hani kişisel bir şey. Yani çok inanılmaz harcamalar da yapabilirsiniz. Yoksa daha az düzgün yani normal bir harcama da yapabilirsiniz. Ama hissettirdiği ve size yaşattığı duygular gerçekten güzel. Hani o anlamda da ya belki şey olabilirdi evet yani hani köye göçtüğümüzde ilk bir koyun keçi alabilirdik. Aslında niyetimiz de oydu. Mesela biz yabanı bile akbaş köpeğimizi bile koyun almak için almıştık. Ama şartlar öyle olmadı. Taşınmak zorunda kaldık 3 kere. O yüzden koyun alamadık. İnşallah bu sene onu da başaracağız. Böyle olması gerekiyormuş. At kısmet oldu. Denk geldi aldık. İnşallah bundan sonra da diğer etinden sütünden faydalanacağımız hayvanları almak nasip olur. Şimdi eğeri bitirdim. Temizledim. Bakın rengi falan da daha güzel oldu. Aslında biraz daha dolu dolu yağlayabilirim ama şimdi bineceğimiz için çok vıcık vıcık yağ olsun istemiyorum. Şimdi Dolunay'a gidelim. Dolunay'ı tımar edelim. Daha sonra da Dolunay'la küçük bir gezinti yapalım. Evet, Dolunay'a gidiyoruz. Şimdi Dolunay'ı alacağız. Dolunay'ı aldık. Götürelim şimdi evin orada tımar edelim. Daha sonra da küçük bir gezinti yapalım. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir tüy dökümü var. Şöyle.
Evet, şimdi tımarını kısmen yaptık. Daha tabii çok tüy döküyor. Şimdi eğerini bağlayalım. Ne zamandır bilmedik, o yüzden biraz huysuzlanabilir. Ama eğerini taktıktan sonra normale dönecek. Hazır mısın kızım ha? Hadi gel gidelim. Biraz gezelim seninle. Sen de biraz gezinti yap. Saçlarını çıkaralım. Hadi. Evet, dolunaya bindik. Küçük bir gezinti yapacağız dolunayla. Gördüğünüz gibi. Gerçekten atın üstünde olmak daha biçilemez. Hadi, hadi. Yani şimdi bizim hayalimiz tabii iki tane atımız olsun. Gizem'le beraber gezebilelim. Hatta çocukları birini o alsın, birini ben alayım. Onlarla böyle gezip biraz dolanabilelim istiyoruz. Hani çok zor mu? Çok zor bir şey değil. Ama tabii at hakkında biraz daha bilgi sahibi, tecrübe sahibi olmak gerekiyor. Biraz daha iyi bir binicilik gerekiyor. O da zaman ne olacak bakalım. Şu an dolunaya bile çok fazla binmeye vakit bulamıyoruz. Ama işler hafifledikçe işte şu an bahar ayı olduğu için tabii bahçede işler çok. Bunlar hafifledikçe daha sık bineceğiz dolunaya. Bakın yani böyle bir doğada gerçekten hani atla gezinmek çok güzel. Ya keçi, koyun, inek bunlar tabii paha biçilemez ama at bir çiftliğin olmazsa olmazı bence. Bence at yani. Sonuçta atalarımız atlarla bütün işlerini görmüşler. Seyahat aracı olarak kullanmışlar. Ben o duyguyu yaşamayı çok seviyorum. Yani bir atla böyle bir bütün olarak ilerleyebilmek, altınızdaki o
kontrolsüz gücü ama o zarif size teslimiyeti hissediyorsunuz. İstese sizi alıp uçurabilir ama o size olan bağlılığıyla sizi en iyi şekilde gideceği hedefe götürmeye gayret ediyor. Yani şu an aslında şuralarda otlanmak istiyordur muhtemelen ama benim onun üzerinde olduğumu ve bir yere gitmeye odaklı olduğumuzu biliyor. O da görevini yapıyor. Aynı zamanda şu bahçenin renklerine bakın. Şuranın güzelliğine bakın. Otlar çıkmış. Muhteşem bir renk cümbüşü var. Dolunay da bakıyor. Dolunay'la buradan dönelim. Biraz da Gizem'i bindirmek istiyorum. Ona da değişiklik olsun. Evet, Dolunay'la gidiyoruz. Biraz da Gizem'i bindireceğim. Dolunay eve dönüş yolunda biraz cozuyor. Hızlı gidiyor. Bir an önce eve varayım diye. Beni şu an uçuruyor. Evet, Semoş da bizi karşıladı. Gördüğünüz gibi. Semoş! Bu arada Semoş'un gerçek adı Semiramis. Herkes Semoş olarak biliyor ama o aslında kısaltılmışı. Biz ona ilk Semiramis ismini koyduk. Evet, sırasını bekleyen çocuk misali. Ben bineceğim. Seni bindireceğim. Ha. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gel o zaman. Evet, şimdi sevgili eşim biniyor. Hadi bakalım. Göster onlara nasıl bir binici olduğunu. Göstereyim nasıl binim, evet. Ya şu an o üzengileri sana göre ayarlamadık tabi. Evet. Ama olsun, ben şimdilik şöyle küçük bir gezinti yapalım. Neyse, tamam mı? Basıyorum ama gene de. Evet. Küçük bir gezinti olsun bu. Şu an Dolunay benim hızıma yetişmeye çalışıyor. Dolunay'ı görüntüleyemiyor. Ay çok güzel ama ya, alta binmek harika bir şey. Ya ne? Böyle acayip rahatlatıyor yani insanı. Ne istediyorsun? Çok zevkli ya. Ne bileyim, böyle havada uçuyormuşum gibi. Çok güzel. Ya böyle ruhum falan rahatlıyor ya. Acayip bir duygu yani. Demin aşağıda olmakla yukarıda olmak. Demin olabilir. Binerken söyledim. Yani iki atımız olsun, yan yana ay binelim. Evet ya, ne güzel olurdu vallahi. Oh. Benim de şöyle siyah yağız bir atım olsun. Ay değil mi? Daha değil yüksek mi? Boylu. Evet. Olur mu? Olur. Adını ne koyacağız? Gece. Gece mi? Evet. Olabilir. At isimlerini genelde ben koyuyorum. Dolunay ismini Gizem koydu bu arada. Öyle bir hikayesi var onun. Evet, Dolunay benim için çok özel bir anlamı var. O yüzden Dolunay koymak istedim. Neymiş anlamı? Ya nasıl söyleyeyim şimdi, herkes söyleyecek şey. Ya çok küçükken rüyamda görmüştüm. Genelde benim işaretlerimden birisidir Dolunay. Yani benim için özel, mistik bir anlamı var, manevi bir anlamı var. Rüyalarımda da çok gördüğüm bir şey. O yüzden Dolunay demek istedim ona. Atlar da çok özel olduğu için benim hayatımda. İşte Dolunay oldu. İyi ki öyle olmuş. Evet, iyi ki öyle oldu. Yalnız şöyle, bu atlar biraz daha farklı. Ben küçükken ata bindiğimde, yani şu şekilde kullanıyordum. O kırgız atlarıydı onlar, böyle çekince ama bu tek üzengi. Bu rahvan at. Evet, o yüzden bakın, bu tek gidiyor. Rahvan yani atın... böyle gidiyor. Mesela ben ilk bindiğimde bilmiyordum. Şu şekilde yapıyordum. Hayvan şaşırdı, ben de böyle triplere girdim, ne oluyor falan diye. Meğersem bunlar rahvan atı olduğu için tek şekil, tek bu. Bir dakika, şimdi onlar rahvan atın ne olduğunu bilmiyor. Ben onlara onu göstereyim. Tamam mı? Bir dakika. Şimdi normalde atlar
ayaklarını çapraz atarlar. Ama bizim bu rahvan atlar sol iki ayağını ve sağ iki ayağını aynı anda atıyor. Bakın göstereceğim şimdi. Bakın gördünüz mü? Sağları ve solları aynı anda atıyor. Sen de Semoş'a binsene. Yarışalım. Yani bu rahvan at dediğimiz aslında bu yürüme stili, koşma stili daha doğrusu. Hani hızlı yürüme gibi. Bunun avantajı üstündeki kişiyi daha az sarsması. Değil mi? Yani üstündeki kişiyi daha az sarsıyor. Diğer türlü hoppidi hoppidi gidiyorsunuz. Osmanlı zamanında bu atların üstünde hani kahve bile içilirmiş. Yani o kadar az sarstığı söyleniyor. Eski Türk atları zaten. O anlamda biz de tesadüfen tanıştık aslında. Çok bir bilgimiz yoktu. İyi ki de tanıştık. Bir başlangıç yaptık. Aynen, değil mi? Aynen öyle. Evet. Diyoruz duruyor. Sana vereyim bakayım şunları. Bir de kendini şöyle bir götür getir. Hadi bakalım. Göster heybetini. Haydi pehlivan. Koşma koşma. Ey gidinin efesi. Efesi efelerine. Evet arkadaşlar, daha uzun bir gezinti yapmak isterdik ama onu daha sonra inşallah güzel bol bir vakitte yaparız. At evde uyuyor, aklım onda. Evet, ata şu an uyuyor. O yüzden şimdilik bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız hoşunuza gitmiştir. Değil mi? Evet inşallah. Bence beğeneceğinizi umuyoruz. At çünkü çok özel olmalı. Herkes için güzel, herkesi evet. Seveceğini düşünüyorum. İnşallah herkes bu duyguyu bir gün tatar. İnşallah. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.